Alanla yarım kalmıştı. Bağlantıyı galiba tekrar sağlayabildik. Dönelim. Evet. Şimdi hızlıca o zaman sorayım. Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek yolculuğunu bir önce değerlendirin. Evet. Geniş katılımlı yapılacak. Zaten geçen yılbaşından önce de konuşulmuştu. New York'ta yatırımcılarla buluşuyorlar. Sanırım Merkez Bankası'ndan kalabalık bir ekip gidecek. Ve orada asıl önemli olan soru cevaplar olacak gördüğünüz kadarıyla. Büyük yatırımcılar, büyük fonlar katılıyor. Burada bütün sorulara cevap vermeye çalışacaklar. Önümüzdeki döneme ilişkin bir sunum yapıp yani yatırım çekmeye çalışacaklar. Böyle bir yatırımcı toplantısı başlattı. Evet. Şimdi tabii Türkiye'yi nasıl anlatacaklar bilmiyoruz tabii. Bir de hukuk kısmı var ya işin, oraya gelince ne derler bilemeyiz. Ama bizim size soracağımız başlıklardan birisi çok önem taşıyor. Gıda fiyatlarına ilişkin, Türkiye'de gıda fiyatları artışta ama dünyaya baktığımızda fiyatlar düşüyor. Niye böyle Türkiye açısından? Neden Türkiye'de daha da artıyor? Sık sık küresel ekonomi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama neden böyle oluyor? Veriler hiç de böyle söylemiyor. Erdoğan'ın aksini söylüyor. Evet, Uluslararası Gıda Örgütü'nün geçtiğimiz hafta sonu bir şeyi yayınlandı. Aralık ayında da düşmüş temel gıda fiyatları. Toplam olarak baktığında da bütün yıl boyunca %10 düşmüş. Bir tek şeker istisnaydı. O artış hala sürdürüyordu ama Aralık'ta onun da düştüğünü gördük. Ama Türkiye'de baktığımız zaman %72 oranında artış var. Bu tümüyle mesela et fiyatları yurt dışında düşüyor. Bizde artmaya, hızla artmaya devam ediyor. Diğer gıdalarda aynı şey oluyor. Yağlarda, şekerde. Bütün bunların şeyi finansızlık. Ve üretim planlaması olmadığı için üstüne üstlük de yüksek enflasyon ortamında fiyat davranışları bozulduğu için mesela şimdi yılbaşında her şeye zam geldi. Evet. Maliyet arttı mı dersen artmadı. Hı hı. Yani içme suyundan şeye kadar akaryakıt fiyatları da değişmediği halde zamlar geliyor. Zaten vergiyle gelen zamlar var biliyorsun. Bu genel bir beklenti var ve fiyat artışları devam edecek beklentisi. O yüzden de bütün satıcılar, üreticiler mallarına artış yapıyor. Niye? Çünkü güven yok. Kurlarla ilgili güven yok. Ekonomiyle ilgili devam edecek mi güven yok. O yüzden de bütün her şey fiyatlara yansıyor ve halkın sırtına biniyor açıkçası. Yüksek enflasyonu hem yaşarken hem de şimdi mücadele ederken ayrıca bir şey bekliyoruz. Güven bir kez kaybedildi mi kazanılması çok zor oluyor. Hele tüketicide ve satıcıda fiyatlama davranışlarını düzeltmek iyice zorlaşmıştır. Bakın nasıl olacak? Zam yağmuru sürüyor dedik. Yarın daha